AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiği saray hükümeti rüşvet ve dolandırıcılıkta sınır tanımıyor. Son bir haftada ortaya saçılan belgeler bunu bir kere daha tescilledi. İşte Afrika, New York, BDDK hattında dönen rüşvet ve dolandırıcılık çarkı. Aslında bir AKP'li şirkete başka bir yoldan para aktarılıyor. Nasıl mı? Erdoğan hükümeti Afrika ülkelerine hibe yöntemini kullanıyor. Türkiye'de ihale kanununa takılan paraları bu yolla AKP'li şirketlere aktarıyorlar. Anlamadınız mı? Biraz daha detaylandıralım. Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yabancı kuruluşlara ve ülkelere 22.7 milyar lira hibede bulunulmuş. Çok ciddi bir rakam bu. Bu hibeler başta Somali, Etiyopya ve Libya olmak üzere Afrika ülkelerine gidiyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin vergilerini Somali'ye hibe ederken aslında kendi yandaşlarına aktarıyor. Çünkü Somali'deki en büyük harcamaların yapıldığı yerler AKP'lilerin kontrolünde. Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nı 2013'ten beri AKP'li Kozova Şirketler Grubu işletiyor. Mogadişu Limanı da 2014'ten bu yana Erdoğan'ın gazetesi Yeni Şafak'ın sahibi Albayraklar tarafından yönetiliyor. Erdoğan'ın bir numaralı iş insanlarından Tosyalı Holding'e bağlı BMC de Somali'ye kirpi tipi askeri araç satıyor. Parası nereden? Türk milletinin vergilerinden. Türkiye hazinesinden Afrika ülkelerine, oradan da AKP'li şirketlere hibe hattı döşeyen saray hükümetinin ihya ettiği şirketleri ülke ülke yazıp sizi yormayalım. Çünkü çok fazla. Diğer bir yöntemi anlatalım. Milyon dolarlık hibeleri kapan ülkelerin, Sümeyye Erdoğan'ın kocası Selçuk Bayraktar'dan jet hızıyla İHA ve SİHA siparişlerinin perde arkasını aralayalım. Kayınpeder Erdoğan'ın imzasıyla hibe verilen ülkelere Baykar'ın yaptığı 1 milyar 180 milyon dolarlık İHA satışları Alman Spiegel dergisine işte böyle haber oldu. Türkiye'nin varlıkları Afrika ülkelerine peşkeş çekilirken Bayraktar kardeşlerin o ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarınca en üst düzeyde ağırlandığını hatırlatalım. Asgari ücretlinin, emeklinin, memurun ödediği vergiler bir de Türkiye Maarif Vakfı üzerinden AKP'lilere aktarılıyor. Gülen Hareketi'nin yurt dışındaki okullarına çöken bu vakfa bu seneye kadar 6.1 milyar lira ödenmişti. 2024 yılında ise 5.7 milyar lira daha aktarıldı. Para dayanmıyor. Çünkü Maarif Vakfı'nın devraldığı okullara AKP'li müdür ve öğretmenler atandı. Bunlara dolar üzerinden maaş ödeniyor. İşte bakın belgesi. Asıl bomba Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında patladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında Türk evinden rüşvet aldığı yönünde 57 sayfalık iddianame hazırlandı. New York savcısı yolsuzluk ve rüşvet yaptığı iddiasıyla bir iddianame hazırladı. İddianamede Adams'ın seçim kampanyasında Türk yetkililerden yüklü miktarda para aldığı, binlerce dolarlık THY biletlerini ücretsiz kullandığı ve İstanbul Boğazı'nın kenarında sevgilisiyle lüks bir otelde tatil yaptığı iddia edildi. ABD'li siyasetçi Adams'ın aldığı bağışlara karşılık New York'taki Türk evinin ruhsatını verdiği ileri sürüldü. 57 sayfalık iddianame açıklanır açıklanmaz Erdoğan da apar topar Türkiye'ye döndü. Bu konuda ağzını bıçak açmadı. Erdoğan'ı uluslararası arenada zor duruma düşüren bu rüşvet ağı deşifre olunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel hemen yardıma koştu. Böyle bir bina yapılırken Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Artık ana muhalefet lideri de Türkiye'nin rüşvet ve yolsuzluğun merkezi haline gelmesine ses çıkarmıyor, hatta destek veriyor. Hal böyle olunca bürokratlar boş durur mu? Bu görüntüler BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın takı garantili düğününden. Ne var bunda demeyin. Denetlediği bankaların müdürleri takı takma kuyruğunda görülüyor. Devlet gücüyle düğün hasılatında BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bulunuyor. Demokratik bir ülkede olsa bir savcı iddianame için kolları sıvamıştı bile. Türkiye'de mi? Güldürmeyin bizi. 17-25 Aralık'ta kullandıkları yöntemlere her yıl yenisini ekliyorlar. Çikolata kutuları, kol saati ve umre bileti taktikleri artık sıradanlaştı.
şimdi uluslararası çalışıyorlar. Milletin paralarını devlet eliyle hortumluyorlar. Ne diyelim, alan razı, veren razı. Tıpkı şu videoda olduğu gibi Türkiye'deki beşli çeteye aktardıkları paraları yurt dışında yine kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Kim yapmış oğlum bunu? Tingiz İnşaat mı? Yok yok, buna para vermediler. Yap işlet devret modeliyle yaptılar. O ne lan? Ya işte atıyorum, bu surun maliyeti 100 bin gümüş ya. Sen diyorsun ki ben bunu bedava yaparım ama 10 sene benim olur. Her sene de bana 100 bin gümüş verirsiniz. E oğlum, bir senede çıktı ya Seddin parası. He. E 9 sene zarar. He. Ne bileyim oğlum, kralın eniştesi yaptırmış işte. Ha oğlum, baştan söylesene, enişte önemli lan. Enişte önemli tabii.